Futbol ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Şampiyonlar Ligi geride kaldı evet. hafta. Artık Antalya Spor maçına Galatasaray gözünü çevirdi. Ve ligde de Fenerbahçe'nin gerçekten iyi giden performansına ek olarak Galatasaray'da Fenerbahçe ile beraber liderlik mücadelesi veriyor. O yüzden de kazanılması gereken bir karşılaşmaya doğru girecek. Çünkü sonrasında Beşiktaş maçı var. Yani Galatasaray'ın Beşiktaş gibi zorlu bir maçta evet. e, yine hedef kazanmak olacak ama öncesinde bir puan kaybı gelirse, Antalya maçında bir puan kaybı gelirse, bunun Beşiktaş maçına yansıması, stres ve kaygı olabilir. Yani şöyle aslında abi, şimdi tabii Beşiktaş maçı var, sonrasında Bayern Münih ile evet. oynayacak Galatasaray, bir Rize Spor deplasmanı var. Ee, yani Galatasaray çok kritik de bir aslında döneme girecek fikstür anlamında. Şimdi bir yandan da tabii Antalya Spor maçına döndüğümüzde öncesinde oynanan United maçının da bir hani e, kazanılan bir maç var. Orada Galatasaray onun etkisinden de çıkması gerekiyor bir yandan. Çünkü Süper Lig'de hani bu tarz durumların hiç affı yok. Yani bir anda böyle Antalya Spor'a puan kaybı yaşayabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında hani bu sezon özelinde aslına bakarsak özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birazcık özellikle Anadolu takımlarına karşı Hı -hı. hani net bir üstünlüğü olduğunu Kadrolar görebiliyoruz. çok farklı Murat. Ya. Yani kadro üstünlüğü çok net var, var. ya yani oyun olarak çok fazla hani baş edemiyor artık Anadolu takımları eski yıllarda aslında çok daha net bir şekilde aradaki farkın az olduğunu görebiliyorduk makasın daha dar olduğunu görüyorduk ama makas şu an açılmış gibi duruyor. Yani Galatasaray tabii ki yine kazanmak için çıkacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir maç olacak bence çünkü United dönüşü mesela Torreira'nın durumu çok kritik. Saşaboy Boy çok yorgun gelecek. Yine e, Galatasaray'da çok yüksek efor sarf eden isimler var daha bu maçında. Belki matchında. dinlendirmeler. Evet yani küçük o tartışmalar olabilir. olabilir. Endombele'nin daha fazla oynamasını mesela ben bekliyorum. Senin de ben fikrini de. merak ediyorum. Yani bu konuda şimdi United maçında Kaan Ayhan oynuyordu orta sahada. Bu maçta muhtemelen böyle bir tercih yapılmayacak. Biraz daha ofansif Hiç bir orta saha olabilir. Hiç emin değilim. Yani tabii Kerem Demirbay evet. olabilir ama Kaan Ayhan'ın o pozisyona alışmaya da ihtiyacı var Belki gibi Belki oynamayıp Kaan olabilir mi acaba? Endombele ilk 11 olabilir. Evet. Ya yani bunlar aslında şekillenecek. Yani birkaç gün içerisinde maksimum. Ee, artık kimlerin nasıl tercih edileceğini göreceğiz. Çünkü bu biraz da sağlık raporlarıyla alakalı evet. bir durum. Şimdi e, Torreira senin de bahsettiğin gibi ne durumda olacak? Oyuncuların fiziksel yeterlikleri nasıl olacak? Ama Galatasaray rehavete kapılmadan Antalya maçına çıkması gerekiyor. Seyircisiyle daha doğrusu Türkiye sınırları içerisinde büyük bir coşkuyla karşılaşan bir Galatasaray var. Ve oynadığı oyun olarak şunu çok net söyleyebiliyoruz. Bu takım son iki lig maçında gerçekten de kötü futbol oynadı. Evet. Bak basat da demiyorum kötü futbol oynadı. Ama bu kötü futbolu oynayan oyuncular bunu tercih etmişe benziyor. Yani neden tercih etmişler? Kendilerini ciddi anlamda Manchester United maçına saklayan oyuncu grubu var. Şimdi United maçı geride kaldı. Tabii ki önde bir Bayern Münih var ama arada milli arab olacak. O yüzden de herhangi bir sakatlık vesaire yaşanması kimsenin gönlünden geçen bir durum değil. Ama %100'üne yakın performans vermeye Galatasaraylı oyuncuların başlayacağını düşünüyorum. Bu kendisini saklayan United maçında daha iyi oynamak adına fiziken Zaha. Bence öyle. Evet. Ee, koruyan oyuncular bu karşılaşmada daha etkili olacaklardır ve Galatasaray'ın kazanmasını bu karşılaşmada bir sürpriz yapmamasını bekliyorum. Avrupa'ya gidişlerden önceki maçlar genellikle futbol olarak yeterli seviyede olmaz. Sebebi de dediğim gibi çoğunlukla oyuncular kendisini saklarlar. Evet. Dönüşlerde çoğunlukla sakatlıklar genelde takımların böyle derdi olurlar. İşte Torreira durumda göreceğiz. Evet yani sakatlık ayrı bir konu. Bir de hani tabii tempo olarak da çok yüksek bir tempodan çıktı Galatasaray evet. oyun anlamında. Yani United'a yetişebilmek, hani United evet eleştiriliyor hep. E, tarihin en kötü United'larından bir tanesi deniyor ama yine de tempo olarak Premier League seviyesinde bir takım. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi bileti almış bir takımdan bahsediyoruz her şeye rağmen hı hı. Premier Lig'de özellikle. Şimdi o maçın dönüşü e, tabii kazanıldığı için de abi o yorgunluk biraz bence mental olarak da atılacaktır. Yani e, kaybedilmiş olsa o maç mesela çok daha farklı şu anda olur. farklı olabilir her şey ama kazanıldığı için çok hani artık onun da böyle fiziksel açıdan da bence o kazanma psikolojisinde üstten atılacağını düşünüyorum. Onun dışında Kazımcan'ın sakatlığı tabii devam ediyor hı hı. Galatasaray'da ve sol bekte hani muhtemelen Annelino yine oynayacak gibi. gibi gözüküyor. Ama biraz kulağa çekilen bir Annelino olabilir. Evet. Yani aslında şöyle abi ben hani lig maçlarında bir şekilde tolere edilebiliyor aslında. Yani yine savunmada zafiyet verse de ligde çok göze çarpmıyordu ama özellikle United, United maçında. Gol işte çok net artık hani sırıttı diyebilirim o mevkide. Seri 21 maça çıktı bu arada maçı. Evet. Çok Ge geçtiğimiz yıldan gelen bir seri var. Bu sezon 15. Geçtiğimiz yılın da son 6 maçı nereden başlıyor? Zalgiris deplasmanıyla başlayan seri. Zalgiris'in üstüne de bu arada 14 tane maç geçmiş. İki Zalgiris maçı, Lübiyana, Kayseri Spor deplasmanı, yine Lübiyana maçı, Trabzonspor, Molde maçları, Gaziantep, Samsun, Kopenhag, Başakşehir, İstanbul Spor, Ankara gücü, Mason United. Yani burada Zalgirisler kenara bırakıyorum. Lübiyana orta seviye, Kayseri deplasmanı zordur ki orada bir puan ayrıldı. Trabzon maçları, Molde bence zor maçlar. Yani evet. Molde hiç azımsamamak Kesinlikle. lazım. E Gaziantep deplasmanı bence kolaydı. İç saha maçlarını da saymamak lazım. Kopenhag zor bir karşılaşma olarak geçti. Başakşehir deplasmanını da düşünürsek kolay denilemeyecek takımlar var bu seri içerisinde. Kesinlikle yani sert takımlar var, ters gelebilecek takımlar var evet. ama hani Okan Burun gerçekten geçtiğimiz sezondan bu yana özellikle o geçtiğimiz sezonları hatırlayacaksın. Yani şöyle ilk bir 7-8 haftalık periyodundan sonra yakalanan bir çıkış var Galatasaray'da. Hı hı. Ee, geçen sezon yine hep şunu konuşuyorduk hani Okan Buruk için çok kritik bir viraj diyorduk. O Doğru. Başakşehir Beşiktaş maçları vardı arka arkaya. Hani bu iki maçtan alınacak kötü sonuçlar belki Okan Buruk'un hani yollarının ayrılmasını bile yol açabilir diye konuşuyorduk ama Okan Buruk bu iki maçtan öyle bir çıktı ki yani Başakşehir maçında çok farklı bir galibiyet, Beşiktaş maçında da yine önemli bir galibiyet aldı ve zaten ondan sonra ya o virajı döndükten sonra abi artık çok hani önüne bir taş çıkmadı, bir engel çıkmadı diyebilirim ve ondan sonra Galatasaray seriye başladı. Bu sezona dönecek olursak da Antalya Spor karşısında yani Galatasaray yine o beklediğimiz, düşündüğümüz hı hı. oyununu pres oyununu oynamaya devam edecektir ki Okan Buruk basın toplantılarında da zaten her zaman şunu söylemeye çalışıyor. Yani bizim bir oyunumuz var ve rakibe göre bunu değiştirmiyoruz. United'a karşı da aynı oyun oynanıyor Galatasaray'da. Ankara Gücü'ne karşı da aynı oyun oynanıyor. Bir pres takımı oldu artık Galatasaray ki Okan Hoca'nın da yani kariyerine baktığımızda en iyi yaptığı işlerden bir tanesi diyebilirim. En iyi futbolu da bu 21 maçlık seri içerisinde Manchester United'e karşı oynaması. Evet yani burada... Bu şu anlama geliyor aslında Murat. Motivasyon bir, bir de çok büyük bir bitirine çıkıyorsun. Kesinlikle. Şimdi asıl viraj bugün, yani bu hafta. United maçındaki oyun ne kadar devam edecek? Çünkü bazen böyle maçlardan sonra takımlar bu çizgisini yapabileceklerini, sınırını gördükten sonra bunun da etkisiyle birlikte çok yukarıya çekebiliyorlar sınırlarını artık daha da aşabiliyorlar. Bence sınır aşılabileceğini gösterdi. Galatasaray United maçında ve Antalya maçında United'da olduğu gibi, <laughs> Manchester maçında olduğu gibi benzer bir oyun muhtemelen sahada olacak gibi gözüküyor. Evet, yani özellikle bireysel olarak da baktığımızda yani bu sezon özelinde Galatasaray'ın hani o klasik Anadolu takım maçları vardır ya işte evet. maç kilitlenir, gol atamazsınız. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda yani Tete gibi, Zaha gibi, Kerem gibi Icardi gibi e, o kilitlenen maçları açabilecek bir kadrosu da var açıkçası. Yani burada Galatasaray'ın da hani e, çok fazla bu anlamda bu sezon için zorluk yaşamadığını görüyoruz. Benzer bir durum Fenerbahçe'de de var. Fenerbahçe'de yine bu sezona biraz böyle devam ediyor diyebilirim. E, yani Galatasaray United maçından sonra bakalım. E, Antalya Antalyaspor karşısında bakalım. da bu oyunu devam ettirecek mi? Taraftarların en çok beklediği isimlerden bir tanesi de Endombele gibi duruyor abi ki United hı hı. maçında o 10 dakikalık yani resital diyeceğim ben gerçekten o hani biraz kilo fazlası var diyoruz ama o fiziğini müthiş kullandı maçta ve gerçekten doğru, doğru. rakip orta sahayı hani e, ekarte etti diyebilirim. Onu da yine 85'te ant, girdi. Evet, bence çok iyi bir performanstı ve Hani Antalya Spor maçında ve diğer artık sezonun geri kalanında da bekliyoruz diyebilirim. Yayının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben. teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız ve aktardığım bilgiler için izleyicilerimize yine teşekkür ediyoruz. Onlar yine yayının başından sonuna kadar bizi izleyerek bizlere destek oldular. E, Futbol Plus'a abone olurlarsa eğer önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu eklemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.